gerçeğin sert rüzgarı karşısında işemeyi tercih edenler üstlerini pisletebilir. Dikkat! Bu podcast ağır eleştiri içermektedir. Başlıyoruz. Bayrampaşa'da bıçaklı saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirilmesi. Olay Cumartesi gecesi Bayrampaşa'da bir restorana eli bıçaklı bir biçimde giren yabancı uyruklu sarhoş biri iddiaya göre içerdikleri rehin almaya çalıştı. Polis ve itfaiyenin olay yerine intikal etmesinden bir süre sonra bıçaklı saldırgana polis onlarca el ateş edip 7 mermi isabet ettirdi. Görüntüleri mevcut olan olayda yere yığılan gence tekrar ateş edilmesi ve polisin profesyonel olmayan hareketleri dikkat çekti. Bulgaristan vatandaşı olan Bachevanov olay yerinde can verdi. Bu olay sosyal medyada şu sıralar infial yaratmıştır. Birçok kişinin yorumunu okudum ve değerlendirdim. Öncelikle bir yanlış olduğunu kabul ederek başlıyorum. Ortada bir eksiklik olduğunu, bir amatörlük olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Neden? Elinde bıçak olan sarhoş bir kişi eğitimli güvenlik unsurları tarafından sağlıklı bir biçimde etkisiz hale getirilemiyorsa ortada bir sorun var demektir. Neden elektroşok silahı yok? Tamam, yok. Ama sadece o mu eksik? Hayır devam eder. Yine sağlıklı, sarhoş olmayan bir kişinin bu tarz bir durum yaratması durumunda elindeki ateşli bir silah ise ve etrafında vatandaşlar var ve tabii olarak kamu güvenliği tehdit altında ise o kişiye ikna çalışması yapılır. Eğer ikna edilmiyorsa operasyon uyarısı yapılır. Bu uyarı sonrası canlı ya da cansız o kişi etkisiz hale getirilir. Canlı elbette ilk tercihtir fakat gerekirse cansız da ele geçirilmelidir. Bu konuda muhtemelen herkes de hemfikirizdir. Şimdi olay bazında bakalım tekrar. Bu kişi sağlıklı bir kişi değil. Kendisi sarhoş, elinde bıçak var. Olması gereken güvenlik unsurlarının o sarhoş ve elinde bıçak olan kişiyi etkisiz hale getirmesidir. Değil mi? Yakın dövüş eğitimi olacak ve bıçaklı kişiyi yere indirecek. Bu kadar basit. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Yahu güvenlik unsuru insan değil mi? Niye kendini riske atsın? riski kucaklamasın. Riski minimuma indirsin. Bu da ancak eğitimle olur. Yakın dövüş eğitimiyle, kriz yönetimiyle. Bakın riski minimuma indirmekten bahsediyorum. Risk elbette olacak. Güvenlik unsuru kişilerin askeri ücretin yaklaşık iki katı para almasının sebebi de bu riskin kendisidir zaten. 5000 lira civarında maaş alıp risk almayacaksa yırtın diplomaları koşalım hepimiz kolluk kuvvetlerine başvuralım. Sosyal haklar ve statüde cabası. Videoyu izlerken şunu dedim. Ya ben olsam daha iyi müdahale ederdim. Ben bunu diyorsam, sen bunu diyorsan, sıradan biri bunu diyebiliyorsa, kendi alanında o alanla alakası olmayan, benden ekstrası olmayan insanları eleştirmek hakkımdır. Hepimizin hakkıdır. Ben de polis çocuğuyum. Polislere karşı bir eleştiri değil bu. Bu o sisteme karşı bir eleştiri. Onları polis yapan sisteme karşı bir eleştiri. Şahıslar bazında değil. Buna binaen sistem kuruluş eleştirilerime karşı şöyle bir şey daha gördüm. Ona da açıklık getireyim. Güzel bir yaklaşımdı. Şimdi ona açıklık getireceğim. Başka bir ekip müdahale etse belki de böyle olmazdı. Bir şey, bir şey onu oluşturan en zayıf halkası kadar güçlüdür. Bunun için zaten kalite standartları vardır. İstisnalar değil nesnel, genel geçerlilik esastır. Bir mezuniyet sonrası görev alınıyorsa bir işte, bir mezuniyet var ve ondan sonra görev alınıyorsa bu standartlarımıza uygundur demektir. Yani o kurum bu kişi standartlarımıza uygun damgası vurur mezuniyetiyle birlikte. Kişiler bazında bakamayız olaya dolayısıyla ile. Mezun olan kişiler olmayan kişiler olarak ayrıldığında Mezun olan kişilerin belli bir standartta olmalıdır. Bu standart yoksa yine suçlu bu görevlendirmeyi yapan onaylayan kurum kuruluşlardır. Buradaki eleştiri noktası da bu kuruluş ya sisteme yöneliktir. Eleştirimizi doğru yönlendirelim. Burada bir organizasyon hatası var. İnfial olur da polis memurlarına yaptığım uygulanırsa yazık olur. Suçlu onlar değildir keza. Buradaki eksiklik eğitim ile ilgili bir eksikliktir ve bu eksikliği sağlayan o eğitimi veren kurumdur, kuruluştur. Ben vergilerimle çalışan ve beni korumakla yükümlü kişilerin yetkinliğinden şüphe duyuyor ve bu eğitim eksikliğinin acilen giderilmesini ve elektroşok teknolojisinin gelmesini talep ediyorum. Ve bu benim hakkım. Bu eksikleri konuşmak asıl vatanseverliktir arkadaşlar. Vatanı savunmak demek yanlışlarını görmemek, onları örtmek demek değildir. Vatanı savunmak demek hatalarını görerek, düzelterek ilerlemek, yarına gitmek demektir. Bu olaya verilen tepkiye tepki veren, iyi niyetli arkadaşlarıma, dostlarıma sesleniyorum. O kişi Türk düşmanıydı diyen dahi gördüm. Arkadaşlar şunu unutmayın. Bireyin önemini, özgürlüğünü ve haklarını savunmamız gerekiyor. Gelişmiş bir topluma giden yol bireyin temel haklarını korumaktan geçer. Bugün Türk düşmanıymış diye yaftaladığın, bakın öyle ya da böyle öyle değil falan demiyorum. Belki Türk düşmanı belki değil bilmiyorum ilgilenmiyorum bununla. Bunu söylediğin kişinin yanlış olduğunu düşündüğün bir şeyi söyleyen ya da eyleme geçiren birine hukukla yaklaşmazsan, hukukla yaklaşılmasını savunmazsan Aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş ve hitap, hitabetin devamındaki her şeyin olduğu o zaman güç odakları birleşir, birileri senin için Türk düşmanı hain der. O dediklerin olmadığın halde ve bunu kimseye ispatlayamazsın. O orantısız gücün önüne geçemezsin. Tıpkı Ukrayna turuncu devriminde olduğu gibi kolluk kuvvetinin can alması, yargılamayı da kendisinin yapması anlamına gelir. Bu da hukuk devletinin ilkesine uygun değildir. Bunlara izin vermek, ses çıkarmamak bizi medeniyetten uzaklaştıracak ve muhtemel mağduriyetimizin önünü açacaktır. Bu olayı eleştirin ki yarınlarımız var olsun. Eleştirelim ki gelişelim. Eleştirelim ki muasır medeniyetler seviyesine ulaşalım. Özetle bizim konumumuzda olan bir ülkenin, bizim şartlarımızda olan bir ülkenin, bizim coğrafyamızda olan bir ülkenin bunlara izin vermemesi gerekiyor. Bunlara izin verirsek önünü alamayız. Buradaki eleştirdiğim noktayı iyi anlamanız dileğiyle.